Çinliler tavuk yemeyi severler ve özellikle tavuk pişirmede iyidirler. Kuzeydoğu'da haşlanmış mantarlı tavuğu, Guangdong'da tuzla pişirilmiş tavuğu, güneybatıda Kung Pao tavuğu ve Çin'in orta kısmında bulunan eyaletlerinde çeşitli kızarmış tavuklar vardır. Sincan'dan bahsetmişken, büyük tabaklı tavuk kavurması Dapenji vardır. Dapenjiniz, afiyet olsun. Dapenji, işte büyük bir tepside servis edilen ana malzeme olarak tavuklu olan bir yemektir. Tepsinin boyutu genellikle normal bir tabağın 2 veya 3 katı daha büyüktür. Tavuk parçalarına ek olarak tepside aynı büyüklükte patates parçaları bulunur. Ve son olarak geniş ve uzun eriştelerle karıştırılır. Çok miktarda yemek, hoş kokulu ve uygun fiyatı onu oldukça popüler kılıyor. Bu restoranımızdaki en popüler yemektir ve her masa bu yemeği sipariş eder. Dapenji'nin ortaya çıkışı çok uzun zaman önce değil, sadece geçen yüzyılın 1980'lerindeydi. Ne uzun bir geçmişi ne de ünlülerin tanıtımı var. Tadı daha da güzelleştiren birçok usta ve profesyonel var. Dapenji'nin 30 yılı aşkın tarihinde birçok ilginç hikaye kayıtlara giriyor. Lin Shilin, Sincan'ın Savan şehrinde bir lokanta işleten usta bir aşçı. Bugün pişireceği yemeğin büyük tavuk tabağıyla ayrılmaz bir bağlantısı var. Küçük horoz var mı? Evet, şurada. Şurada mı? Tamam. Evet, orada. Serbest beslenen küçük horozlar, yumuşak etleri nedeniyle biberli tavuk için en ideal malzemelerdir. Küçük horoz seçerken sadece tavuğun büyüklüğüne ve ağırlığına bakmakla kalmaz, tavuğun özel bir kısmına da dikkat etmelidir. Yaşlı horoz olup olmadığını anlamak için şu sivilceye ve şu et çıkıntısına bakacaksın. Lin Shilin'in bahsettiği et çıkıntısı horoz mahmuzudur. Bu horozların dövüş esnasında kullandığı adeta silah olarak geçer. Eğer bu çıkıntı büyümüşse yaşlı bir horoz demektir. Eğer bu et çıkıntı büyümüşse küçük bir horozdur. Bu büyümüş. Al bunu. Evet. Bak, evet. Bu tavuğa pençesinden horoz mahmuzu çekmiş. Bu 5 veya 6 aydan daha büyük bir tavuktur. Küçük horoz kavrularak yenirse yumuşacık olur. Çinliler yaşlı tavuklarla çorba pişirmeye alışkındır. Çünkü tavuklar şişmandır. Horoz tavada kavurma ve kendi suyuyla kısık ateşte pişirmeye uygundur. İşte bu tavuk. Tacı da kırmızı ve biraz daha şişman. Kırmızı tacı bu tavuğun sağlıklı olduğunu ve etin nispeten yumuşak olduğunu kanıtlıyor. İşte bu tavuk. Çok güzel. Lin Shilin tarafından yapılan bu yemeğin adı biberli tavuk. Geleneksel bir Sincan yemeğidir. Küçük horoz eti yumuşaktır. Yeşil soğan, zencefil ve sarımsakla kavurduktan sonra su ekleyip bir süre kaynatınca neredeyse pişecektir. Geçmişte geleneksel Çin festivali olan Ay Festivali'nden önce civciv biber tohumlarını gagalamaya başladığında İnsanlar bu sırada tavuğun yumuşak ve biberin taze olduğunu anlayabilirler. Biberli tavuk yapmak için bu en iyi zamandır. Yeşil biberleri koyun.
Yeşil biberleri ve tavuk parçalarını birkaç kez kavurarak suyunu buharlaştırdıktan sonra işiniz başarıyla bitmiş demektir. Aa, eski dostum, yeşil biberli tavuk yaptım. Ay Festivali şenliğini senin için şimdiden kutlayacağım eski dostum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sana yemek çubukları getireceğim. Biraz bekler misin? Çok teşekkür ederim. Sen buraya otur. Linşil'in evde eski bir arkadaşını biberli tavukla ağırlıyor. Onun boş zamanlarında kendi lokantasına gidip yardım etmesini umut ediyor. Ben şimdi çok meşgulüm. Şimdi artık lokanta açmıyorsun. Meşgul. Resim çizmekle meşgul. Gerçek durumdan bahsediyorum. Resim çizecek kadar vaktim varsa lokantama gidip işi göstersene. Yardım et lütfen. Olur. Sadece eski dostlar anlayabilir ki, Linşil'in bizzat yemek pişirerek küçük horozla biberli tavuk yapması çok büyük bir nezakettir. Gerçek küçük horozu sadece pazarlardan alabilirsin. Evde kavurup yiyebilirsin. Lokantalarda yemek istiyorsan çok zor bulursun. Taze biberli biberli tavuk sadece evde yapılabilecek bir yemektir. Piyasada lokantalara tedarik edilebilecek çok fazla küçük horoz yoktur. Linşil'in lokantada biberli tavuk yaparken sadece piliç tavuğu kullanabiliyor. Bu gördüğünüz piliç tavukla 3 tabak biberli tavuk çıkıyor. Bugün Linşili'nin lokantasına gelen bu eski müşteriler, Saven Şehri İnşaat Firması'nın emekli çalışanları. Linşili'nle özel bir dostlukları bulunuyor. Tanıdık müşteriler lokantaya geldi ama Linşili'nin için artık eve gitme vakti geliyor. Evet, işte bu tabak. Onlara iyi bir sürpriz yapmak istiyorum. Evet. Çiçek desenli tabak, geçen yüzyılın 1980'lerinde Çin'in günlük ihtiyaçlarıdır. Linşil'in buna her zaman değer vermiştir. Proje sona çok yaklaştı. Herkes neredeyse bittiğini düşünüyor. İyi bir şeyler yemek istedik. Herkesi de ödüllendirelim dedik. Ufak bir buluşma partisi. Eski dostlar bir araya geliyor. Ve bu yemekte konuşulan konu, biberli tavuk yemek için Linşil'in lokantasına gelmeleriydi. Eskiden yediğim biberli tavuk pek tatmin etmiyordu ve miktarı da yeterli değildi. O yıllarda yemeğe geldiğimiz biberli tavuk çok küçüktü. O zamanlar bir porsiyon biberli tavuğun malzemesi yarım tavuktan biraz daha azdı. Onlar tam günlük bir sıkı çalışma yaptılar ve şantiyeden döndüler. Toplamda 7 ya da 8 kişi vardı. Yarım tavuk yemek için zaten yeterli değildi. O zaman düşündüğüm şey küçük olan yemek için yeterli olmayacak. Kesme tahtasındaki büyük tavuğa baktım. Bütün tavuk mu? Dedim patron getir bütün tavuğu bize getir yiyelim. Bütün tavukla yapılan biberli tavuğu normal bir yemek tabağı taşımıyor. Linşil'in mutfaktan hemen büyük bir özel tabak getiriyor. Bu yemeğin adı neydi? Büyük bir tabak tavuk. Aa evet. Ye. Bol ye. Bol ye. Diğer müşteriler geldikten sonra bir baktı. Bu nedir dedi. Dapenci. Biz de istiyoruz dedi. En son bir başkası geldikten sonra o da istiyorum dedi. Dapenci bu şekilde yayıldı. Linşil'in büyük tabaktaki biberli tavuğun cazibesinden dolayı müşterilerine onu yeni bir yemek olarak sunuyor ve beğenilerini kazanıyor. O zamanlar lokantada menü yoktu ve yemeklerin isimleri küçük tahtaya yazılmıştı. Linşil'in tam tarihini unuttu. Sadece
1987 sonbaharında olduğunu hatırlıyor. Tebeşir kullanarak küçük tahtaya bu üç heceyi yazıyor. Dapenci. Ve ilk kez bu yemeğin ismi koyuluyor. Ve Dapenci doğuyor. Dapenci'nin doğuşunda büyük tabak büyük katkı sağlamıştır. Vitre emayı tabaklar özellikle Sincan halkının evlerinde yaygındır. Hem yemek hem de meyve tabağı olarak kullanılabilir. Büyük boyutu nedeniyle misafirlere yapılacak servisler konusunda ev sahibine kolaylık sağlar. Bu tabak sadece büyük değil, aynı zamanda düz. Erişte seven bir aile için kullanım özellikleri gayet uygun. O zaman vitre emayı tabaklarda servis edilen Dapenci, ilk olarak Saven'de popüler hale geldi. Ancak şu anda olduğu gibi henüz patates ve geniş erişte içermiyordu. Urumçi yolu, Saven şehrinden geçen ulusal karayolu 312'nin bir bölümüdür. 312, Doğu Çin, Orta Çin ve Kuzeybatı Çin'i birbirine bağlayan ve Çin'i geçen ulusal bir karayoludur. O zamanlar Lin Çin'in küçük lokantası şehrin kenarındaki ulusal otoyolun yanındaydı. Dapenci popüler olduktan sonra ve çok kısa zamanda 48 Dapenci lokantası ortaya çıktı. Bu sokak insanlar arasında hala Dapenci Sokağı olarak biliniyor. Wang Jianshan gençken 312 Ulusal Karayolu'nda büyük bir kamyon sürüyordu. Saven'de Dapenci'nin yükselişinin tanıklarından biri. 1988 yıllarında büyük kamyon sürüyordum. Urumçi'den sabah yola çıkıyordum ve saat 14 gibi Saven'e varıyordum. Beijing saatiyle saat 14. Yani Sincan'da öğle yemeği zamanı. O zamanlarda Dapenci yeni çıktı ve çok lezzetliydi. 3 ya da 4 tanıdık sürücü bir araya gelerek Dapenci yememiz çok uygun fiyatlı ve lezzetliydi. 1980'lerde Sincan'ın ulaşım endüstrisi hızla gelişim gösteriyor. 312 Ulusal Karayolu üzerinde gelen giden birçok kamyon şoförü Dapenci Sokağı'nın refahını sağlamış ve aynı zamanda Saven Büyük Tepsi Tavuğu'nun itibarını Sincan'ın her yerine yaymıştır. Dapenci artık çok popüler. Ancak Lin Çin'in sorunları ortaya çıkıyor. Bir zamanlar Dapenci konusunda lider olan Lin Çin'in artık bu liderliği kaybetmiş durumda. Lin Çin'in biraz isteksiz. ...1993'te bir gün Lin Çin'in akrabaları ona kendi yetiştirdiği eski bir yerli tavuğu verdi. Ve bu da ona bir fırsat sunmuş oldu. Yerli tavuk uzun süre haşlandı ama çiğnemekte zorlanıyor. Lin Çin'in düdüklü tencereye geçti ve 10 dakika daha kaynattı. Ama yine de işe yaramadı. Bu işlem 3-4 dakika tekrarlandı. Toplam 18 dakika sürdü ve ancak pişmişti. Yerli tavuk lezzetli ancak eti sert. Dapenci dünyasındaki liderliği için mücadele eden Lin Çin'in bu fırsatı değerlendirmeye karar veriyor.
Malzemeleri değiştirerek piliç tavuk yerine yerli tavuğu kullanıyor ve dapenci yapacak. Yerli tavuklar daha hoş kokulu, çiğnemeye dayanabilen kalın tadı var. Yerli tavuğun balık kokusunu andıran bir kokusu bulunuyor. Lin Chin'in bunu giderecek yetenekte. Bir keresinde bizim Saven ilçesinden bir aşçı benim yerime gelip ziyaret etti. Tavuğu yaparken yarım kaşık sirke alıp tavuğun içine döktüm. Sırtıma dokundu ve bana sordu. Büyük tepsi tavuğa sirke koyulur mu dedi. Balık kokusunu gidermek için sadece yarım kaşık sirke yeterli. Ancak bu sirke tavuğa ekşi bir tat verebilir. Bu bir risk. Tavuğu yaptıktan sonra tadına baktı. Sirke kokusu gitti ve tavuğun balık kokusu gitti. Ancak o zaman benimle aynı fikirdeydi. Lin Chin sirke kullanarak balık kokusunu gidermekte kalmadı. Aynı zamanda tavuğun haşlanmasını ve lezzetli olmasını oldukça kolaylaştırdı. Yerli tavuğa geçiş Dapenci'nin doğumundan bu yana İlk evrim. Bu değişiklik Lin Chin'in rekabet avantajını yeniden kazandırıyor. Bu lokanta her gün dolu. Geçmişten beri dapenci yapan aşçılar, Saven'de ayağa kalkmak istiyorlarsa mutlaka yerli tavuk kullanmalı. Şimdiye kadar bu böyle oldu. Saven'in ilk dönemlerde 48 dapenci lokanta arasında Lin Chin'in en büyük rakibi Go Changke'ydi. Go Changke'nin ailesi patates konusunda uzman sayılabilecek bir aile. Onlar patatesden adeta bir ziyafet oluşturabilirler. Go Changke'nin kayınpederi ve kayınvalidesi gençken tanınmış köy aşçılarıydı. Hazırlayacağı ziyafet için ona oldukça fazla patates gerekiyor. Çok yaptım. Ellerim çimdiklemeden şişti. Bir tanesini tat bakalım. Nasıl, beğendin mi? Evet, işte böyle. Büyüklerinden etkilenen Go Changke, mutfakta da patates uzmanı oldu. Bak çektiğim ipe. ...1994'te yaşadığı bir akşam Go Changke için özel bir anlam taşıyor. Saat 20 civarında bir grup kamyon şoförü geldi. Hepsi lokantamızda sık sık dapenci yiyen şoförlerdi. Geceleri Saven'de kalacaklarını söylediler. Tavuğa fazla sebze koymanın daha besleyici olduğunu söylüyorlar. Evet dedim, üzerine birkaç tür sebze koydum. Sebzeli dapenci hızla süpürülüyor. Şoförler Go Changke'den kalan dapenci çorbasıyla başka yemekler pişirmesini istiyorlar. Bu şekilde Go Changke, dapenci tabağına mantar, dondurulmuş soya peyniri, erişte, fasulye, Çin lahana, kereviz ve patlıcan ekliyor. Ancak şoförler yine de mutlu olmadılar. Misafirlerin memnun olmadıklarını gören Go Changke'nin bir fikri beliriyor ve sonunda en tanıdık malzemesi olan patatesleri çıkarıyor. O gece patatesler ilk kez dapenci tabağında ortaya çıkıyor.
Sincan'da patates çok yaygındır. Konulduktan sonra tadı daha güçlü, porsiyon daha büyük oldu. Patatesle birlikte sebze miktarı dopdolu. Ve yorulan kamyon şoförleri sonunda güzelce yiyip gidiyorlar. Müşteriler daha memnun. Patateslerin nişastası yüksektir. Etin yağını kolayca emer ve tadı son derece güzeldir. Lezzetli ve özel bir tat. Patatesler konulduktan sonra tadı güzel oluyor ve müşteriler onları yemeyi seviyor. Bu yüzden sonunda patatesleri koyuyorlar. O zamandan beri patates, Gochanken'in Da Penji için standart malzemesi haline geldi. Patatesli Da Penji daha popüler oluyor. Da Penji'nin ikinci evrimini tetikleyen sürücülerin tat tercihleriydi. Ancak bu yeni değişiklik karşısında Lin Shilin umursamıyor. Diğerleri patates eklese de ben patates eklemeyeceğim. Benim yaptığım tavuğun tadı güzel ve otantiktir. İyileştirmeyi reddetmenin bir sonucu olarak Lin Shilin'in işi giderek daha kasvetli hale geliyor. Lin Shilin liderliği kaybetmek üzere. Seçim iyi. Çok güzel. Patron Gao gelmiş. İşler nasıl? İşler yolunda. Gochanke büyük tepsi tavuğa patates ekleme konusunda oldukça titiz. Bu titizlik önce patates toplamakla başlıyor. Bu patates çok sulu, çok iyi, açık renkli. Ve Da Penji ile servis edilebilir. Sadece bunu yükle. Doğru patatesi seçmek sadece ilk adımdır ve sonraki işleme hala dikkat edilmektedir. Öncelikle patatesin uzun ekseni boyunca dikey olarak kesilmesini sağlamak. Bu sayede patateslerin lifleri kesilmeyecek ve yerlerinde kalacak. Böylece bitmiş patatesler ufalanıp çürümeyecek. Daha sonra tavuk bir düdüklü tencereye koyularak pişirilecek. İkiye bölünmüş iri patatesleri en üste koyarak tavuk çorbasının buharının patatesleri pişirmesi sağlanacak. Nişasta bakımından zengin patatesler doğrudan küçük parçalar halinde kesilip haşlanırsa çorbayı kolayca bulandırır. Büyük parçalara kesildikten sonra buharda pişirilmiş ekmek gibi oluyor. İçi yumuşacık oluyor. Buharda pişirdikten sonra küçük parçalar halinde kesiliyor. Patateslerin bu şekilde işlenmesi patates uzmanı Gochanke'nin bir numarasıdır. Gao'nun Da Penji'sini yiyen müşteriler patateslerin farklı ve özellikle lezzetli olduğunu dile getiriyor. Masanın üzerinde Da Penji olduğunda yenmesi gereken ilk şey genellikle patatestir. Sonunda bir gün Lin Shilin Da Penji tabağına patates de ekliyor. Bu lezzet katıyor. Müşteri istiyor. Bunu yapmak zorundayız. Sonrasında Lin Shilin lokantada sadece patates değil, müşteriler istedikleri malzemeleri de ekleyebilir diyor. Anne, mantar, erişte veya patates. Hangisini istersin? Tabii ki patates popülerliğini kaybetmiyor.
森林深处有一棵小木屋，住着牧人和他的妻子女儿。清晨阳光洒在了牧人的家，牧人正和妻子女儿告别要出发。牧人起得早，因为羊儿要吃草。满山的羊群小羊羔蹦蹦跳跳，看着天空的云彩，牧人睡着了。